Herkese merhaba arkadaşlar. Yine dönemimizin bu seferki ikinci fizik konuşması etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine kendi üniversitemizin yani Hacettepe Üniversitemizin fizik mühendisliği bölümünden Profesör Doktor Semra İde hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz siz de tekrardan. Hoş bulduk canım. Bugünkü etkinliğimizin konusu zaten ekran paylaşımında gördüğünüz gibi tek ve çok katmanlı ince filmlerin ve seramik malzemelerin 3 boyutlu nano yapı kontrollü tasarımları. Yine etkinlik sırasında aklınıza takılan soruları ilk etkinliğimizde geldiğimiz gibi etkinlik sonunda tartışabiliriz, konuşabiliriz. Çok uzatmadan sözü ben hocamıza veriyorum. Merhabalar arkadaşlar. Ben de öncelikle teşekkür ediyorum. Kadir'le görüşmüştük bu konuda. Kadir Murat Taştepe arkadaşımızla. Beni davet etti. Tabii ki topluluk olarak karar verdiniz anladığım kadarıyla. Çok teşekkür ediyorum. Niye diyeceksiniz? Aslında öğretim hayatınız boyunca pek çok dersi veren ders sorumlularıyla tanışıyorsunuz. Ama bizler o kadar kuramsal derslerde falan hiç birlikte olamıyoruz. Sadece laboratuvarlar bazında birkaç derste birlikte oluyoruz. O bakımdan böylesi sunumlar bizim için de çok önemli. Çünkü bu konuda çalışan çok gayretli arkadaşlarımız olabiliyor. İleride onların yüksek lisans doktora çalışmalarında da bizlerin rehberliği söz konusu olabiliyor. O bakımdan kazan kazan ilkesiyle bu vereceğimiz seminer diyeyim artık bunun hepimize faydalı olacağını ümit ediyorum. Başlık gördüğünüz gibi tek ve çok katmanlı ince filmler ve seramik malzemeler odaklı. Aslında burada tasarım diyoruz. Çünkü artık yapı ve karakterize çalışmalarının çok ötesine geçmiş durumdayız. Geçmemiz gerekiyordu zaten yıllardır. Yani işimizin amacı aslında burada bilimsel çalışmalarda yayın yapmak değil. Biz burada öyle malzemeler geliştireceğiz ki hem endüstriyel hem teknolojik açıdan insanlığın kullanımına özellikle ülkemiz ekonomisine fayda sağlayacak şekilde bunları ürüne dönüştürebilelim. Richard Feynman aslında çok önemli bir açıklama yapıyor. Zamanında 1959 bakın ne kadar önce ben daha doğmamışım. Ben de doğmadan 5 yıl önce bu açıklamayı yapmış. Tabii ki biz ne kadar eğer kontrollü üretimi çok küçük ölçeklerden başlayarak malzemeyi tasarlayacak şekilde yaptığımızda o malzemedeki sürpriz çok üst düzeyde farklı özellikleri de beraberinde kullanabileceğiz ve bunları da kontrol altına alabileceğiz. Bunu demek istiyor aslında. Şimdi ben bu çalışmamızda bakıyorum. Tabii ki bir küçük yol haritasıyla hemen başlıyorum. Uluslararası düzeyde tabii sunumlar yaptığımız için burada Türkiye'de olduğumuzu, Türkiye'deki ufacık bir toz parçası olduğumuzu, Ankara'da yaşadığımızı, Ankara'da da işte Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde burada fizik mühendisliği bölümünde küçük bir grup olarak, X ışınları grubunun altında küçük bir grup olarak faaliyet gösterdiğimizi söyleyerek başlamak istiyorum. Yapmış olduğumuz şey aslında nano yapılı malzemeler üzerine odaklanmak. Şimdi nano yapılı diyorum çünkü son 30 yıldır dedektör teknolojisinde büyük gelişmeler oldu. Yani biz X ışınlarını doğrudan dedektöre göndersek bile dedektörde bunları ölçebilecek duruma geldik. Tabii tam ana demeti değil de ana demetin daha yakınına gelen yerleri ölçebilecek duruma geldik. Bu ne demektir? Artık biz malzeme içerisinde hem küçük boyutu, angstrom mertebesindeki atomik yapıları, atomik düzenlenimleri ölçerken aynı zamanda birazcık daha geriye açılabiliyoruz. Nanoskopik ölçümleri de yapabilecek duruma geldik. O yüzden bizim aslında üniversitemizde şanslıyız. Çünkü nanoteknoloji ve nano tıp ana bilim dalı ve polimer bilim ve teknolojisi ana bilim dallarında da bu yüksek lisans ve doktora programlarında da kurucu ana bilim dalını kurucu öğretim üyelerinden olma fırsatım oldu benim de. O yüzden bayağı işler yolunda gitti diyebilirim. Yapmış olduğumuz şey şu, nano yapılı malzemeler üzerine ki burada neler olduğu yazılı, o kadar çok nano malzeme tasarımlayabilirsiniz ki bunlar üzerine X ışınlarını düşürüyoruz. Monokromatik X ışınlarını, tek dalga boylu X ışınlarını ve saçılanları dedekte ediyoruz. Aslında düşürdüğümüz ışın burada bakın K. Büyüklüğü biliyorsunuz 2 pi bölü lambda olacak. Dalga vektörünün gösterimi gibi algılayabilirsiniz. K'yı gelen demet olarak düşünün. Teta açısıyla hayali bir düzleme. Ki öyle ki bu düzlem üzerinde nano yapı oturuyor, nano malzeme oturuyor. Nano malzemenin nano oluşumu diyelim. Nano malzeme değil de nano oluşum burada oturuyorsa buradan gelen X ışını K üssü dalga vektörü olarak saçılacak. Saçılma açısı teta, gelen teta. Dolayısıyla burada biz vektör olarak delta K'yı bulmak isteyecek olursak
Buradaki bakın delta K, Q saçılma vektörünü verecek. Biz bütün deneylerimizde gelen X ışınını doğrudan malzeme üzerine düşürüyoruz. Buradaki grafikte gördüğünüz şiddeti okuyoruz. Saçılan fotonların birim yüzeye birim zamanda düşen fotonların sayısını aslında ölçüyoruz burada. Yatayda da Q vektörünün, saçılma vektörünün büyüklüğü. Yani burada görmüş olduğumuz Q vektörünün büyüklüğünü dedekte ediyoruz. Bütün yaptığımız şey bu. Aslında buradaki tek boyutlu veri diyoruz buna. Bunu lineer dedektörler vasıtasıyla ölçebildiğimiz gibi alan dedektörü kullanarak da ölçebiliyoruz. Yani saçılma şiddetinin, saçılma vektörünün büyüklüğüne karşı verisini toplayarak bunları analiz ediyoruz. Analizlerde neler yapıyoruz? Yapmış olduğumuz şey öncelikle farklı fazlar. Bakın bu konuda bizler çok şanslıyız böyle bir sistemle, böyle bir yöntemle çalışmakla. Niye diyecek olursanız yoğun gazla da çalışabiliyoruz, sıvıyla da çalışabiliyoruz. Jel fazında sıvıyla katı arası formdaki malzemelerle de çalışabiliyoruz. Dolayısıyla farklı fazlar mümkün. Aynı zamanda öncelikle en ham verileri kullanarak, en temel analizleri, basit analizleri yaparak nano oluşumumuzun içerisinde küresel üç boyutlu oluşumları mı var ya da plaka şeklinde nano oluşumları mı var ya da burada dal gibi görmüş olduğunuz bir boyutlu çubuk şeklinde oluşumları mı var? Bunların formlarını belirleyebiliyoruz, şekillerini belirleyebiliyoruz, boyutlarını belirleyebiliyoruz. Birbirine olan uzaklıklarını, dağılımlarını belirleyebiliyoruz. Aynı zamanda farklı elektron yoğunlukları olabilir. Bakın burada görmüş olduğunuz tüm renkler, farklı renk bölgeleri farklı elektron yoğunluklarını ifade edebilir. Bunların farklarından yola çıkarak modeller kurabiliyoruz. En önemli avantajlarımızdan bir diğeri de aslında sıvı fazla ve yoğun gaz fazıyla çalışmanın verdiği avantajla yapılarda dinamik davranışları inceleyebiliyorsunuz. Mesela bir sıvının içerisine farklı sürfaktan ya da amfifilik bir molekül gönderdiğinizde, pek çok molekülü sırayla gönderdiğinizde o moleküllerin bir araya gelerek oluşturduğu yeni şekillenimler neyse, bunlarda büyüme mi var, küçülme mi var, morfolojideki değişim mi var? Yani buradaki resimde görülen ortak davranışları da zaman çözünümlü deneylerle incelememiz mümkün. En önemlilerinden biri de farklı örnekleri tanımlıyoruz aslında çalıştığımız fraktal yapılar ve karmaşık sistemler. Vücudumuzda biliyorsunuz biyoaktiviteleri o kadar çok farklı olan moleküler yapılar var ki özellikle protein yapıları odaklanacak olursanız 10 bin 40 bin atomlu protein yapılar olabileceği gibi küçük proteinler de var tabii ki. Büyük proteinler diyelim vücudumuzda kaç protein var? Yaklaşık 10 üzeri 11 tane protein var. Bunlara yaklaşık diyorum. Bakın bunların her biri 3 boyutta farklı katlanım gösterdiklerinde farklı bir biyoaktivite gösterebiliyor. Yani bir makromoleküler yapı protein bizim vücudumuzda elzem bir fonksiyonu yerine getirirken benzer aynı protein gidip beyinde lokalizasyon yaptığında orada bize Alzheimer hastalığı olarak geri dönebiliyor. Dolayısıyla bunların 3 boyutlu katlanımları, şekilleri, yapılarının, davranışlarının bilinmesi son derece önemli ki bu konuda da çalışmalara kontrollü bir şekilde devam edebilelim. Şimdi tabii ki bu işin duayenleri var. Duayenlerinden kastım temelini atan kişiler. Küçük açık ışını saçılma yönteminin kullanılmasında ön ayak olan bu yöntemi ortaya çıkaran kişiler. Otto Kratki bunlardan biri. Hani biraz önce bahsettim ya şimdi kalemimi kullanabilirsem bilemiyorum. Normalde burada göndermiş olduğumuz K vektörü, bakın şuradaki vektör, bu vektör şu açı, şuradaki teta açısı çok küçük olacak. Yani hemen hemen yüzeye o kadar yakın gelecek ki buradan saçılan da gene keza yüzeye yakın saçılacak. 6 derecelik açılardan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada görmüş olduğumuz Q vektörünün çok daha küçük olduğunu görebilirsiniz. K'ların yüzeye yakın olması durumunda. İşte bu küçük Q değerini biz olabildiğince dedektörde büyük alana yaymalıyız ki, büyük bir eksene yaymalıyız ki, binlerce veri ölçebilmeliyiz ki nano yapı hakkında hassas verilere ulaşabilelim. O yüzden yapacağımız şey bir optik tasarım yapmak. İşte bu deneyin optik tasarımını yapan kişi Otto Kratki'dir. Laboratuvar ortamında da böylesi saçılma deneylerini yapmamızın kolaylığını sağlamıştır bizlere. Andrea Yiniere bakacak olursak, Andrea Yiniere de bizler için çok önemli bir adımda bulundu, adım attı. Bunun da yaptığı çalışmalar da küçük Q bölgesinde, hani I'yı Q'ya karşı veri olarak kaydediyoruz dedik ya, küçük Q bölgelerinde
nano oluşumların morfolojileri, şekillenimleri ve bunların büyüklükleri hakkında en temel, en başlangıç bilgisine, en basit bilgiye nasıl ulaşabiliriz? Bunu formalize etti. Yani metodu getirdi. Metodu matematiksel formülasyonla açıklayarak kullanılabilir hale getirdi. Şimdi ne kullanıyoruz? X ışınları. X ışınlarını malzemeye düşürürken hemen kısaca bir açıklama yapayım. X ışını nedir? Hızlı elektronlar. Bakın bunlar kilo elektron volt mertebesinde enerjilere sahip hızlandırılmış elektronlar. Tabii bir elektron değil. Burada sadece bir elektron gibi görüyorsunuz. Pek çok elektronlar geliyor ve bunlar ağır atomlarla, bakır gibi, kobalt gibi ağır atomlarla hedef bombardıman edildiğinde ne oluyor? Frenleme ışını. Yani ne oluyor? İvmeleniyorlar. İvmelenme sonucunda sürekli X ışını dediğimiz ya da beyaz X ışını dediğimiz ışınlar ortaya çıkıyor. Aynı zamanda ağır atomun iç yörünge KL gibi iç yörüngelerinde bulunan elektronları kopardıklarında bu elektron boşlukları da bir üst yörüngeden ya da onun üstündeki yörüngeden gelen elektronlar tarafından doldurulabiliyor. Bu zaman da karakteristik X ışınları çıkıyor. İşte biz laboratuvarımızda böyle X ışını tüpleri kullanabiliyoruz. Karakteristik X ışınlarıyla çalışma imkanımız var. Ama sinkrotron merkezleri, büyük merkezler, burada Elettra'yı görüyorsunuz, İtalya'daki 3. jenerasyon merkezimiz. Bu merkezde bir yıl boyunca ben görev yaptım. 2003 ile 2004 yılı arasında. Burada yapılan şey de elektronları, 300-400 tane elektronları bançlar halinde. Tabii ki optik, manyetik, elektriksel saptırıcı sistemler var. Bu elektron bançlarının böyle çembersel yörüngelerde dolaşımı o kadar kolay değil kontrollü bir şekilde. Ve ışık hızına yakın hızlarda dolaşması gerekiyor. Enerjilerini kaybetmeden uzun süre bu demet halinde burada kalabilmesi gerekiyor depolama halkalarında. Bunlar da yörünge tabii ki ivmeli bir hareket, sabit hızla bile gidiyor olsa, değil mi? Sabit hızla, ışık hızına yakın bir hızla gidiyorsa çembersel yörüngeye teğet olacak şekilde yüksek akıllı X ışınları elde edebiliyoruz. Bakın yüksek akıllı diyorum. Çünkü burada birim zamanda birim yüzeye düşen foton sayısı çok çok fazla. Laboratuvar tipinde 10 üzeri 8 ise, 10 üzeri 7 ise burada 10 üzeri 13 adet foton düşebiliyor. Akı olarak tanımlayabilecek olursak. Yani deneyler aslında laboratuvar sistemleri de vazgeçilmez. Normal laboratuvar, bizlerin laboratuvarından bahsediyorum. Ya da büyük laboratuvar merkezleri dediğimiz sinkrotron içinde bu tür X ışınları vazgeçilmez oluyor. Önce analizleri laboratuvar tipinde yapıp endüstriyel ve teknolojik uygulamaya kazanabileceklerimizi sinkrotrona taşıyabiliyoruz. Evet, şimdi sinkrotron geçmişimize bakacak olursak, bizim dediğim gibi 2003-2004 yılından beri Elettra'nın user'ıyım. Ama Elettra'ya proposal vermek birazcık çekiniyorum o konuda. Niye diyeceksiniz? Yani oranın işleyişi, formal gelişimi birazcık farklı geliyor bana. Şöyle ki pek çok proposal'la, proje teklifiyle başvuruda bulundum ama çok kolay kabul edilmiyor. Avrupa'nın user grubu çok daha yüksek sayıda. Dolayısıyla Saks Beamline'de en yüksek kullanıma sahip Beamline'ler. Bir de gidip gelme, orada konaklama tabii ki bütçe olarak bizi sarsıyor. O bakımdan bizim için önemli. Niye önemli? Çünkü SESAME projesi Ürdün'de Bestivan sökülürken bir takım cihazlar hibe edildi Orta Doğu'ya. Bu hibe edilme yoluyla da bu cihazları işte Ürdün'de kurulan bütün Orta Doğu'dan gelecek bilim insanlarının kullanımına yönelik pek çok ülkenin de bütçe olarak katkı verdiği SESAME projesi kapsamında ben orada bir sunum yapmıştım ortak düzenlenen bir meetingde. O sunum vasıtasıyla Elettra'da çalışma imkanı yakaladım. Yani burs alarak orada o 2003-2004 yılında bir yıl süreyle burslu bir şekilde burada Saks Beamline'da çalıştım. Şimdi benim en çok sevdiğim Tayvan'daki sinkrotron ışın merkezi. Çünkü burada yaşam koşulları çok rahat ve bizlere çok sıcak bakıyorlar. Çünkü endüstriyel ürünlerle çalıştığımız için 3 tane proposal gönderiyorsam 2 yılda bir büyük bir ihtimalle ikisini kabul ediyorlar. Aynı zamanda ikisi kabul edildikten sonra o kadar bize güveniyorlar ki çalışmada efektif çalıştığımız için yayınlara dönüştürüyoruz, projeleri ortak yapıyoruz, ortak işbirliklerimiz var. O nedenle öbür projeyi de kabul edilmemiş görünse bile onları da gene orada ölçme imkanı tanıyorlar. Kendi user, kendi BIM time'ından
hem bize vererek oradaki arkadaşlar bizim de faydalanmamızı yine ortak çalışıyoruz tabii ki sağlayabiliyorlar. Şimdi laboratuvar tipi sistem çok önemliydi. Çünkü Elektra'dan döndükten sonra ben proposal hazırladığımda bu tür merkezlere hemen kabul edilmiyor dedim. Niye? Çünkü ön çalışmaların yapılması gerekiyor. Ön çalışmalar olmadan senin malzemen, nano malzemen endüstri ve teknoloji uygun mu değil mi bunu göremiyorlar. Biz de göremiyoruz. Elektriğe gittiğimde 10 örnek götürdüysem inanın 2 tanesi ancak nano malzeme çıktı. Onun da çok değerli olmadığını gördük o zaman orada. O yüzden bu laboratuvar tipi sistemi 2009 yılında kurabildik. Altyapı projesi. Aslında burada görmüş olduğunuz sistemin daha tabii burada güç kaynağı kısımları falan da var ama önemli olan pat diye kurulmuş bir sistem değil. Burada en azından 4-5 tane projenin ürünü olan bir sistem söz konusu. Yani toplaya toplaya, adım adım kura kura bu aşamaya geldik. Sonuçta hazırız. Yani 2009 yılından beri etkin olarak zaten 10-11 yıldır çalışıyoruz ve teknoloji endüstriye ürün kazandırıyoruz. Tabii ki küçük açı bölgesi bizim için önemli demiştik. Şurada dedektör sistemimiz var. Çizgi dedektör bizim laboratuvardaki konum duyarlı position sensitive dedektör diye geçiyor. Bir olan SAX dedektörü direkt bakın ışığın kratikolimasyondan geçtikten sonra örnekle buluşuyor ve direkt hemen hemen karşıya geçen demeti dedekte ediyoruz. SAX bölgesi, küçük açı bölgesi. Burada da VAX bölgesi dediğimiz geniş açı bölgesinde de nano oluşumun varsa bu nano oluşumun içinde daha küçük atomik düzenlenimler varsa bunları da bu şekilde ikinci dedektör sistemindeki veriyi kullanarak analiz edebiliyoruz. Şimdi tabii ki Tayvan'daki sinkrotron ışın merkezi bizim için çok önemli dedim ama bakın buradaki 1,5 giga elektron voltluk olan sistemde biz çalıştık. Hep buranın user'ı olduk ama bunlar 2 sene önce büyük yeni jenerasyon. Bakın bu da 3. jenerasyondu Elektra'daki gibi ama bu teknopark bünyesinde bir alan burası Tayvan'da. Çok ünlü markalar hep burada üretilen, burada yapılan çalışmalarla üretime geçebiliyorlar malzemeleri. Dolayısıyla bu da yeni jenerasyon, en son jenerasyon. Neredeyse Spring 8 en büyüğü biliyorsunuz Japonya'daki. Ama bunun kullanımı da hem beamline sayısı açısından hem uygulama açısından, modern teknolojik device'lar açısından son derece faydalı. Buranın da açılışında beni çağrılı konuşmacı davet ettiler. Endüstriyel ürünlerle çalıştığımız için onlar için çok önemliydi. Burada onlara bir sunum yapmıştım açılışında. Şimdi tabii ki pek çok cihaz gerekiyor. Bu kadar büyük bütçelerle kurulan bir sistem ve biz Türkiye'de yok böyle bir sistem biliyorsunuz ama biz de user'ız. Şu ana kadar 10'a yakın user yetiştirdik. Burada gidip gözü kapalı deney yapabilecek genç araştırmacılarımız bizim bölümümüzden yetişen genç araştırmacılarımızla bunları yapabiliyoruz. Şimdi tabii ki bu cihazları kullanmak bakmayın böyle çok devasa cihazlar var ama tecrübeyle sabit gittiğinizde çok kolay bu imkanlardan faydalanmamız mümkün. Yapmış olduğumuz şey aslında şiddet ve saçılma vektörü büyüklüğü dedik ya. Şimdi şu bölüme bakalım. Şiddet IQ ile saçılma vektörünün büyüklüğünün fonksiyonu olarak. Tabii ki bunu direkt eşitlik yazamayız. Orantı sabitlerimiz var. Burada pek çok katsayımız var. Hem deneysel hem sistemden kaynaklanan. Genliğin karesiyle orantılı. Saçılma genliğinin. Ve burada bu şiddet verisinden Fourier transformasyonu yaparak biz uzaklık dağılım fonksiyonuna geçebiliyoruz. Yani bizim verilerimiz aslında ters uzayda elde edilen veriler. Aynı zamanda saçılan dalganın genliğinden, AQ'dan yararlanarak da yine Fourier analiziyle nereye geçebiliyoruz? Radyal elektron yoğunluğuna. Yani bizim nano oluşumumuz nasıldır? Küre midir? Eliptik midir? İğne şeklinde midir? Bunu radyal elektron yoğunluğuyla belirleyebiliyoruz. Boyutunu da ölçebiliyoruz. Uzaklık dağılım fonksiyonu ya da malzememiz, bizim nano malzememiz gerçekten uniform bir yapıya mı sahip? Ya da beklediğimiz gibi belki fraktal oluşumların kümelerinden oluşan bir yapı mı? Bunu inceleyebiliyoruz. Hepsini birlikte ara yüzey alanlarını ölçebiliyoruz. Üç boyutta bakın herhangi bir faz olabiliyor. Sıvı, katı, jel, yoğun gaz formunda. En önemlisi ara yüzey alanını, iki farklı fazın ara yüzey alanını yegane bizim çalıştığımız SAX yöntemiyle belirleyebiliyoruz. Tabii ki morfolojiler, matematik, bakın bu kadar matematik dersi alıyorsunuz. Çok
önemli. Çünkü matematik gözüyle modelleri kafanızda oluşturmanız gerekiyor. Tabii bunun için ben demiyorum ki işte integrallerimiz var, türevler, bunları sizler alın elinizde, bunları çözün vesaire istemiyoruz. Yazılımlarımız var. Önemli olan bu yazılımları hangi formülasyonlarla çalıştırabileceğinizi biliyor olmanız. O bakımdan küre için işte genelde Bessel fonksiyonları kullanabiliyoruz. İşte çubuk disk için, elipsoid için. Tabii bir de şu var, hayatın acı gerçeği, hiçbir nano tasarım yapılmış malzeme çok mükemmel malzeme değil. Zaten böyle de olmasını çok istemiyoruz. Yani ekstrem özellikler sürpriz yapılarla karşımıza çıkıyor. O bakımdan diyelim ki nano oluşum, küresel nano oluşum içeriyor. Hepsi küre değil bunların. Kimisi elipsoid, kimisi disk, kimisi rod. Yani bunların bir araya gelip etkileşmiş olan ne bileyim balyoz gibi, torun çekici gibi yapılar da olabiliyor. Dolayısıyla biz tabii ki pek çok malzemeyle çalışıyoruz ama bu sunumda ince filmler üzerine odaklanmanın faydalı olabileceğini düşündük. Çünkü gruplandırma yapmak gerekiyor. Çok dallanıp budaklanmak da biraz amaçtan öteye gidiyor. Tabii ki ince film pek çok bilim insanı bu konuda çalışıyor. Tabii ki bunu yaparken, bu ince film çalışmalarını yaparken pek çoğu farklı yöntemler kullanabiliyor. İşte fiziksel yöntemler, kimyasal yöntemler, diğer yöntemler, fiziko-kimyasal yöntemler, hatta biyolojik yöntemler bile kullanmak mümkün ince film yaparken. Dolayısıyla biz ne dedik? Karakterizasyon da işin içindeyiz. Ama karakterizasyon sonucuyla bu malzemeleri yapan kişilere, ki biz de bunların içindeyiz, bu karakterizasyon sonuçlarıyla yol gösteriyoruz. Diyoruz ki işte ne bileyim bir gaz akışkanı içerisinde bir film hazırlanmış, işte bunun yapıya etkisi nedir? Ne bileyim eğer yapıda dik durmuş silindirik oluşumlar istiyorsak, bunu gördüğümüz anda o malzemeyi nasıl hazırladıysalar o tür fiziko-kimyasal yöntemleri o parametreleri değiştirerek daha iyiye götürmelerini, tasarımlarını ona göre yapmalarını sağlıyoruz. Uygulama alanları pek çok tabii ki bunların. Biz genelde işte akış hücrelerinde kullanabiliyoruz malzemelerimizi. Birazdan bahsedeceğim. O kadar çok malzeme var ki kozmetikten tutun savunma sanayine kadar ince film ve seramik yapılarla ilgili hemen hızlıca bahsedeceğim. Şimdi ince filmler yapıldı. Denildi ki biz bunu kontrol edelim. Bakalım yapıları beklediğimize uyuyor mu? Neler yapabiliyoruz? Katmanlı yapılar oluşturalım. Diyelim ki burada katmanlı yapılarım var. Bir, küçük Q bölgesinde çalıştığımızda bu nano oluşumların içerisinde işte elipsoid yapımı mı var, çubuk şeklinde mi, küçük küre şeklinde mi? Bunların morfolojilerini ve büyüklüklerini belirliyoruz. Homojen olmasını istiyoruz tabii ki. Aynı şekillerimde olmasını istiyoruz genelde. Ardından bu ara yapı, ara bölgede tabaka kalınlıklarını ölçmek istiyoruz. Pek çok yöntemle ölçülüyor aslında tabaka kalınlıkları ama pardon. Pek çok yöntemle de ölçülebiliyor. Ama buradaki bizim amacımız bütün malzemenin ara yüzeyini inceleyerek bu yapıyı bulabilmek. Yani gerçek kalınlığı yansıtabilmek. Sadece küçük bir bölümündeki kalınlık ölçümleri bizim için çok anlamlı değil. Dediğim gibi bunu endüstriyel kullanımda yapmak istiyorsa, uygulamak istiyorsak tüm üç boyutlu örneğimizin tamamında bunun kontrolü yapılması gerekiyor. Aynı zamanda ara yüzey morfolojileri, yani girintili çıkıntılı bir yüzey mi var ara yüzeyde ya da doğrudan düzgün bir ara yüzey mi, fraktal bir oluşum mu var, bunu da belirlemek gene malzemenin işte optik, manyetik, elektriksel özellikleri varsa bunları doğrudan etkiliyor. Bu ara yüzey alanlarını incelemek de gene morfolojini incelemek de yine bizim için avantaj. Mesela burada tek katmanlı filmler hazırlanmış ve bu filmlerde silindirik ve elipsoid nano oluşumlar. Tabii ki buradaki elipsoid bakın elektron yoğunluklarına göre bu şekiller çiziliyor. Silindirlerin elektron yoğunlukları çok daha fazla. Elipsoid olanların boşluklar gibi de düşünebilirsiniz. Bu tür bir yapı yapılmış. Öbür türlü fraktal yapı yapılmış. Gene elektron yoğunlukları, bütün renk farklılıkları bunların hep elektron yoğunluğu farkını gösteriyor. Bunlar fraktal yapı olmuş. Burada core shell
oluşumlar elde edilmiş. Bunlar bizim için çok önemliydi. Bu örnekleri birazdan bahsedeceğim. Bölümümüzde Akın Bacıoğlu hocamız tarafından sentezlenen yapılardı. Ve burada öyle güzel kuantum dot şeklindeki yapılar elde edildi ki bunları ileride böyle eksplozif yapılar deniliyor bunlara. Yani hani nasıl elektrikte bir sıfır sinyalini veren komutları kullanıyorsak, burada da dışarıdan termal etkiyle bu tür core shell yapıların esneyip büzülmesini kontrol altına alabiliyoruz. Bu morfolojileri de belirledik. Dolayısıyla sinyali, 0-1 sinyali verebilecek bir malzemeyi sıcaklığa duyarlı olarak elde etmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda bu sağ alt bölümde olan yapıda gene bölümümüzdeki hocalarımızdan Abdullah Ceylan hocamız tarafından sentezlenmiş bir yapıdır. Bunun üzerindeki bu nano oluşumların dağılımları, boyutlarını yine biz ölçtük. Ortak bunlar hep yayınlanmış çalışmalar. Doğrudan Google Scholar'dan da bakabilirsiniz. Semra'yı da Google Scholar dediğinizde de bütün yayınlar karşınıza gelecektir. Tabii form faktörleri bizim için önemli. Çünkü silindir şeklinde olan yapının form faktörünü bir matematiksel ifadeyle tanımlıyoruz. Küresel olanın, işte buradaki elipsoid yapının. Yani demek istediğim, matematiği aslında biz bunları elimizle tek tek yazarak analiz etmiyoruz. Bunların hepsinin yazılımlarını kontrol ederek, yani yazılımlarda hangi formülasyonu, hangi şekillerinde kullanacağınıza siz karar veriyorsunuz. Tabii iş bu kadar basit değil. Sadece burada küre var, sadece işte silindir var, sadece elipsoid yapı var diyemiyorsunuz. Ve bunların core shell formları da var. Ne bileyim tam monodispers dağılım olmayabiliyor. Yarı çapları değişebiliyor, kalınlıkları değişebiliyor. Bunları da matematiksel olarak işin içine katıyorsunuz. Şimdi artık ürünlerimize geçelim. Neler yaptık ürün olarak? Şimdi Gazi Üniversitesi'nden hocalarımızdan biri İbrahim Uslu bizimle iletişime geçti. Dedi ki bizim elimizde seramik malzemeler var. Bunların nano yapı bilmiyoruz. Üç boyutlu nano yapılarını öğrenmek istiyoruz. Ama tabii AFM pek çok birbirini tamamlayıcı yöntem de var bu konuda. İşte atomic force mikroskopi görüntüleme, TEM-SEM görüntüleme sistemleri, ama bunlar malzemenin çok küçük bir bölümüne odaklanarak yapıyı çözüyor. Biz resmen makro boyutta işte 3'e 5 milimetrelik kalınlıkta bir yüzeyi kaplayacak şekilde bir alanı 3'e 5 milimetrelik 1 milimetrelik kalınlıkta 3'e 5 milimetrelik bir yüzey alanını kaplayacak şekilde bütün örneğin genel yapısını çözebiliyoruz. O yüzden buradaki AFM'de gördüğünüz görüntü bu şekilde, ama biz bu çalışmaları yaptığımızda tabii ki ince film, burada görüyorsunuz detayları, makalelerden de 2014 yılında yayınlanmış bir çalışmamız bu. Takip edebilirsiniz. Yapmış olduğumuz şey şu, bakın 3 boyutta yapı, biraz önce görmüş olduğunuz yapının, bakın bu ne diyelim tepeleri, hani şurada görüyoruz ya, bu tür tepeler sadece AFM'de malzemenin küçük bir bölümünü ifade ederken, burada bakın tüm malzemenin genelinde bu uzaklığa bağlı olarak tepeleri görebiliyorsunuz. Şimdi bu malzemeyi biz işte 340 santigrat derecede silisyum alttaş üzerine yapılmış bir malzeme. Malzememiz de burada görüyorsunuz, işte çinko oksit üzerinde büyütülmüş, çinko oksit katkılanmış, magnezyum oksit, işte bizmit oksit yapılar bunlar. Dolayısıyla böyle bir yapının kontrollü üretimi bize ne sağlayacak? Bize ne sağlayacak? Şunu sağlayacak. Ya bu bir seramik malzeme. Ben bunu daha büyük boyutlarda büyüttüğümde, bu tepecikleri kontrollü bir şekilde homojen hale getirdiğimde, bir polimer malzemeyi bu sanki bir nano tarakmış gibi bunun üzerinden geçirecek olursam nano fiber yapılar yapabilirim o tür polimer malzemelerle. Yani sonucumuzu bu makalemizde öyle bağladık. Yani kontrollü bir şekilde bunları üretmemiz mümkün. Silisyum alttaş üzerine ya da direkt cam alttaş üzerine bunları kontrollü bir şekilde büyütebiliyoruz. Şimdi bir başka en önemli çalışmalarımızdan biri de iletken polimerler. Bakın çok önemli. Bunlar da ince film formunda yapılıyor. Kalınlıkları burada 60 mikron olan, 125 mikron olan, bunların çok daha altında olan filmler var. Bu çalışmayı da aslında kimya bölümünde aynı zamanda Hacettepe'nin doktora yüksek lisans programlarından polimer bilim ve teknolojisi anabilim dalının kurucusudur kendisi. Biz üyeydik. Birlikte bir araya gelerek o liderliğimizi yaptı Murat hocamız. Murat hocanın laboratuvarında ürettiği
polimer yapılar. Polimer yapılar ve bu stiren, etilen, bütülen diye geçen bir polimerik yapı. Burada kimyasal şeklini görüyorsunuz. Bunlar iletken olabiliyorlar. Bakın, elektriksel yönden iletken plastik yapılar diyebilirsiniz. Ve bunların iletken olup olmadığı, ne oluyor da yapıda bunlar iletken hale geliyor? Nanoskopik ölçekte bir değişim mi var? Bunu işte biz çözdük. Bunu sinkrotronda da yapı analizlerini yaptık. Ve burada tabii ki kimyasal yöntemlerle sulfonik asit içinde bekleterek burada serbest hareket edebilecek yük taşıyıcı olarak nasıl elektronlar önemliyse, burada da hidrojen vasıtasıyla protonların hareketine yol açacak, iletkenliğe katkıda bulunmalarını sağlayacak bir nanoskopik yapı tasarladık mı tasarlamadık mı sorusunun yanıtını arıyorlardı. Yapıyı çözdük burada. Çünkü farklı sifonlama etkisiyle bakın renk ne kadar değişiyor. 45 dakika, bunların her biri belli sürelerde sülfonlamayla oluşan filmler ve sonuçta gördük ki yapıda silindirik nano oluşumlar var. Nano kanallar var. Ve bu nano kanallardan protonlar hareket edebiliyor. Bunların hep elektriksel iletkenlikleri de ölçüldü. Ve en genel yapıyı çözdüğümüzde bakın buradaki silindirik kanalların iç yapısı da bakın kesiti eliptik bir kesit. A ve B birbirinden farklı. Bildiğimiz silindir değil. Eliptik kesit alanına sahip olan silindirik yapılar. Ve bunların mikro size'larını ölçtük. Burada görmüş olduğunuz şekil hep ölçüm sonucunda elde edilen yapısal bulgular. Dolayısıyla bu da bizim için dünyada yapmış olduğumuz ilk çalışmalara örnekti. Matematiksel modeller çok dediğim gibi detaya girmek istemiyorum. Burada işte eğer silindirik yapımız varsa onun formülasyonu. Tabii burada A'nın karesi yarıçap değil artık elipsoid, eliptik bir kesit olduğu için onun parametreleri. Aynı zamanda bu silindirler birbirleriyle paralel yönelime sahip olabiliyorlar. Onun için de ayrıyeten ikinci bir şiddet Q saçılma vektörü büyüklüğünün fonksiyonu tanımlanıyor, formu tanımlanıyor ve en genel form bu formu biz fit ederek yapı olmuş mu olmamış mı onu belirleyebiliyoruz. Şimdi güncel yapmış olduğumuz çalışmalardan birine örnek verecek olursak bu biliyorsunuz SAIP projesi var. Biliyorsunuz diyorum ama belki duymuşsunuzdur. Savunma sanayi için araştırmacı yetiştirme programı. Buraya başvurduk. Çok kolay kabul edilmiyor bu projeler ama bizim projemiz kabul edildi. Roketsan'da bir grubun mühendisi olarak çalışan elektrik elektronik mühendisi olan bir öğrencim var. Doktora çalışmasını yapıyor Zafer Belirgen. Dün de buradaydılar, ölçümlerini yaptılar. O öğrencimin doktora tezi çalışması. Aynı zamanda onu kendi dediler ki ya bu arkadaş zaten çalışıyor Roketsan'da da ve bunu site projesi olarak yapalım, gerçekten de kabul edildi. Yapmış olduğumuz şey nedir? Aslında roketleri korumak amacıyla hem ister atış öncesinde ister atış sonrasında bunların dışarıdan gelecek olan elektromanyetik dalgalardan etkilenmemesini sağlayabilmek adına elektromanyetik shielding malzemeleri geliştiriyoruz. Ve bunun için yapmış olduğumuz şey piyasada mevcut bir takım kumaşlar var. Bakın yarın bir gün bu solar enerji, solar ne diyelim uzaydan gelecek nötronlardan ya da zararlı ışınlardan bizleri koruyacak tekstil ürünleri zaten günümüzde kullanılıyor artık evlerde. Nevresimlerden tutun da perdelere kadar kullanılabiliyor. Piyasada da satılıyor. Ama bunları biz acaba kendimiz tasarlayabilir miyizden yola çıktık? Ya da mevcut olanlar varsa bunları kaplayarak polimer kompozit malzemelerle kaplayarak işte ne bileyim içerisinde grafen, karbon, nanotüp katlanmış bir takım polimer ince filmlerle kaplayarak bunların shielding etkisini artırabilir miyiz'e baktık. Aslında shielding'den tam shielding demeyeyim. Hani bir tarafa ekranlama diyorlar elektrik elektronikçiler. Biz de ne diyoruz? İşte yalıtım ya da işte ne bileyim kalkanlama diyebiliriz. Yani bu sinyal geldiğinde aslında öbür tarafa geçirmesin. Malzeme roketin olduğu bölüme geçirmesin istiyoruz. Ama bizim asıl hedeflerimizden biri de gönderdiğimiz ışını soğursun. Yani görünmez kılsın roketi. Ya da işte tamamen saçıyorsa saçsın. Hiçbir şekilde işte saçma
absorplama, saçma ya da işte karşı tarafa geçirmesin, transmission olmasının peşindeyiz. Bunu da shielding etkisiyle zaten inceliyoruz. Hepsi bu incelemeler içerisinde. Kumaşlarımız bunlar, çalıştığımız kumaşlar. Kendi üretimimiz keten kumaşlar üzerinde de çalışıyoruz. Hani hiç EMD shielding etkisi olmayan kumaşları da shielding etkisi yapabilecek hale getirmeye çalışıyoruz. İyi gidiyor çalışmalarımız. Burada tabii onlara ilgili bazı örnekler verebilirsiniz. Mesela burada çelik fiberli dokuma malzemesi üzerine 3 kat %4 grafen kompozit polimer kaplama yapılmış. Buradaki polimerlerimiz de özgün aslında. İlk kez Eren Özüpek adlı öğrencimle çalıştık ve bulgularımız çok iyi gittiği için bunları geliştirme imkanı olduk. Yani patente gidebilecek malzemelerimiz var aslında burada. Aynı zamanda grafen %2 grafen kat 4 kat yapabiliyoruz, tek kat yapabiliyoruz. Ne bileyim grafit kullanabiliyoruz, karbon nanotüp kullanabiliyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Dediğim gibi doktor öğrencilerimden birinin çalışması. Aslında sadece ince filmleri lütfen katı fazla düşünmeyin. Bunların sıvı fazla da çalışmaları mümkün. Mesela gıda mühendisliği teknolojisinde ya da ne bileyim bir aracın üzerine kaplama yapıyorsunuz, bir boya malzemesiyle kaplayacaksınız. Önce sıvı fazda bunlar. Bunların sıvı fazdaki nanoskopik davranışları ve moleküler yapılarındaki davranışları incelemek de zaman çözünümlü dinamik ölçümlerle mümkün olabiliyor saks yöntemiyle. Burada gördüğünüz mesela diyelim ki bir hava su ara yüzeyinde kristalografik düzenlenim olabilir. Mesela sütün kaymaklaşması diyebilirsiniz belki. Tabii kaymak makro boyutta ama bunun çok daha başlangıçta oluşum aşamasını düşünün. Tek kat. Buradaki bir ne bileyim işte amfifilik özellikle moleküllerin oluşturduğu tabakaları düşünebilirsiniz. Aynı zamanda burada ne bileyim silisyum dioksit ne bileyim reaksiyonuyla bunların fazının tabakalı yapıdan heksagonal faza geçişini burada görebilirsiniz. Bakın burada bir sonraki görselde hemen tabakalı faz, ilk başlangıçta bu soldaki tabakalı faz, sağdaki heksagonal faza geçişinizi bu alan dedektörümüzde yine I'yı Q'ya karşı grafiğe geçiriyoruz ama bizimki nasıl buradan bu tek doğrultuda bu şekildeydi. Şimdi artık iki boyutta şiddet dediğimizde buradaki kırmızı gördüklerimiz daha yüksek şiddette, sarılar biraz daha alçak, yeşiller daha düşük şiddette olacak şekilde. Burada da yine aynı şekilde heksagonal faza geçişi bakın aynı anda eş zamanlı mikrosaniyeler mertebesinde burada görüyorsunuz zamanın akışını, yapıdaki faz değişimini dinamik olarak inceleyebiliyorsunuz. Tabii her türlü mod var. Yüzeyi tarayarak, derinliğine inerek ya da geçirgenlik modunda da çalışmamız mümkün. Bu çalışmada Abdullah Ceylan hocamızın hazırladığı bir örnekti. Burada örneği hazırlarken katmanlı bir yapı söz konusuydu. Katman ellerinde bulunan yapı analizinde burada da tabii 500 nanometreye inmek kolay değil. Bu da gene iyi bir görüntüyle inilmiş. Mikroskop, elektron mikroskop yöntemiyle inilmiş bir görüntü ama çok net değil bakın. Burada biz bu yapı analizini yaptığımızda her bir katmanda bu katman kalınlıklarını da ölçebiliyorsunuz. İçerisinde küresel ve silindirik morfolojide oluşumları dedekte ettik. Ve bu oluşumları dedekte ettiğimizde buradaki alan dedektörü görüntümüz sinkrotronda yapılan bir CISAX çalışmasıydı. Burada bunların boyutlarını, dağılımlarını, uzaklık dağılımlarını her şeyi açıkladık. Makalemizde görebilirsiniz ayrıntılarını. Yani buradaki silindirik küresellerin de elektron yoğunu morfolojilerini doğrudan görebilirsiniz. İşte ne bileyim gaz basıncına bağlı olarak hazırlarken bunların boyutları ve şekillenimleri nasıl değişiyor? Bunlara kadar inceleme yapabildik. Bunun yanında hemen bakın bu örneği doğada da görmek mümkün. Yani burada şurada görmüş olduğumuz elektron mikroskop görüntüsünde tabakalı yapılar arasında silindirik nano oluşumları gözümüzle görebiliyoruz. Gerçek örgü uzayında, gerçek uzayda. Ama bunu doğada görmek mümkün. Nerede görmek mümkün? Belki bilirsiniz Kleopatra böceği diye geçer. Halk arasında onun adı başkadır. Çünkü böyle hayvan gübrelerini toplayarak yaşamını sürdüren bir ne diyelim canlıdır diyebiliriz. Bu hayvanın ya da işte böceğin kanadı optik özellikle bakın ne kadar güzel yeşil
bir ışını görebiliyorsunuz burada saçılacak şekilde. Dolayısıyla bu tür yapıya baktığımızda bunların da nanorotların yapıda olduğunu görüyorsunuz. Bunu da yapı analizlerini yaptık. Hatta bir bitirme çalışması projesinde öğrencilerimiz bölüm derecesi aldılar bu çalışmayla. Biyoloji bölümünden örnekler alındı, temin edildi ve orada ortak çalışmayla bu nanorotların açısına bağlı olarak işte yeşil renk, ne bileyim kahverengi, mavi renkte saçılmalar olabileceğini, kanatların optik davranışların olabileceğini gösterdik. Ayrıca biz normalde kaplama da yapıyoruz. Yani kaplamadan kastım implantlarla çalışıyoruz. Pek çok tıp fakültesinden arkadaşlarla diş implantları olabiliyor, vücutta kullanılan beyin kemik dokuda kullanılan implantlar olabiliyor, yapay kıkırdak implantlar olabiliyor. Bunlarla ilgili kaplamalarda da hidroksiapatit kaplamanın nasıl yapıldığını öğrendik ve bunları yapabiliyoruz. Çok güzel atomik boyuttan işte nanoskopik boyutlara kadar bu kaplama kalınlıklarını inceleyebiliyoruz. Öncelikle deniz kestaneleriyle işe başladık. Çünkü deniz kestanelerinin vücut yapısında aslında parakristal yapılar çok önemliydi. Bunların pek çok özelliği var. İleride hani evimizdeki ekranlarımızın üç boyutlu, televizyon ekranlarının üç boyutlu görüntü verebilmesi için ortaya kullanacağımız, geliştireceğimiz kristal malzemeler genelde doğada bulunan bu tür kristal malzemelerin yapılarıyla simüle edilebiliyor. Dolayısıyla bunları bu şekilde kaplamada kullanabilir miyiz biz? Ne bileyim bir doku mühendisliğinde bu malzemeleri kullanabilir miyiz? Hidroksiapatitle kaplayaraktan deyip yola çıktık. Bu da devam eden çalışmalarımızdan biri. Mesela fotonik kristal sentezlenebiliyor. Mavi renkli bir renk varken buradaki nanoskopik tabaka kalınlıkları 130 nanometreyken bakın ısıtma anında bunların rengi değişebiliyor. Yani bir kelebek kanadında nasıl optik parlaklıklar değişirse, renkler değişirse burada da yine aynı şekilde ışığa duyarlı yapılar var. Tabakalar arası mesafe arttıkça 170 nanometre olduğunda renk değişiyor bakın. Bunun sıcaklığa bağlı değişimini 25 santigrat dereceden başlayarak 190'a kadar takip edebiliyorsunuz. Ve bu değişiklikleri de yapıya bağlı özelliklerle tanımlayabiliyorsunuz. Bir başka teknolojik ürünümüz, bunu daha yeni yayınladık. Bizim için çok önemliydi. Niye? Deri endüstrisi biliyorsunuz Türkiye'de çok önemli. Deri endüstrisinden kastımız deriyi çok iyi işlemek lazım. İşlemekte kalmıyor. Derinin yüzeyini modifiye etmeniz lazım. Burada Pamukkale Üniversitesi'nden bir arkadaşımız var. Tekstil endüstrisi konusunda uzman olan bir arkadaşımız. Meruyert hocamız. Meruyert Kaygısız burada ismini görüyorsunuz. O dedi ki ya biz dedi deriler üzerine fizikokimyasal yöntemlerle polimer kompozit kaplıyoruz. Acaba ne oluyor yapıda? Çünkü bazı durumlarda görüyoruz ki deri ıslanmıyor. Mesela yağmur yağan ama hiç ıslanmayan, o nemi içine çekmeyen deri yapabiliyorlar. Bazen esnekliği, yüzey esnekliği çok güzel oluyor. Ne bileyim mekanik etkilere, zedelenmelere karşı dayanıklı oluyor. Yaptığımız şey bu tür deri örnekleri, işlem görmüş görmemiş, tabakalı, bakın burada kaç tane tabaka uygulanmış, alt derinin üzerine, burada bir katman, nanoskopik katmanlar bunlar, burada başka bir katman, onun üzerine küresel nano oluşumlar olacak başka bir katman, burada silindirik nano oluşumlar olacak katman. Bunların hepsinin hem yapısal özellikleri, hem de mekanik özellikleri, neme dayanıklılıkları, bütün özelliklerini inceleyebileceğimiz bir çalışma. Güzel bir çalışma oldu. Devamı geliyor. Elimizde pek çok veri var. Yani zaten sonucu aynası iştir kişinin denir ya, sonucu aldıkça daha bir cesaretlenip daha farklı uygulamalar yapmaya gidiyorsunuz. Endüstriyel bir ürün olduğu için de ülkemize ekonomik katkısı da fazla olacak. Burada da demin bahsetmiştim aslında Akın Bacıoğlu hocamızın sentezlediği bir malzemeydi. İşte öyle kuantum dotlar oluşuyor. Explosive kuantum dot deniliyor bunlar. Ne bileyim işte kristalin silisyum dioksitin içerisine ya da amorf silisyum dioksit içerisine kristalin bölgeler katkılayabiliyorsunuz. Ve bunlar nanoskopik boyutta, globular formdaysa, bunlar ne bileyim sıcaklık değiştiğinde yapıda ne oluyor? Bunlar resmen topçuklar şişip
küçülebiliyor, morfolojileri değişebiliyor. Dolayısıyla bir sinyal alıp sinyal verebilecek olan malzemeler yapılabilir. Bu da kolay kabul edilebilen. Akın Hoca'nın da çok iş disiplini çok iyidir. Kendisi de çok disiplinli çalışmalar yapıyoruz zaten. Başka yayınlarımız da var. Bu da güzel bir çalışma oldu. Bir doktor, benim de yüksek lisans öğrencimin tez konusuydu bu malzemelerle çalıştı. Bir başka doktora öğrencimin nanoteknoloji, nanotıptan, kendisi bilgisayar mühendisliği mezundur aslında. Onunla çalıştığımız bir bilgisayar mühendisliği nerede işin içine girdi? O zaman GATA'ydı, Gülhane Asgari Tıp Akademisi Ankara'daki, implant üretiminde çok iyidir. Merkezleri vardı, büyük merkez. Halen devam ediyor. Oranın merkez müdürü de benim arkadaşımdır, Simel Ayıldız Hoca. Zamanında bunların üretim parametreleri ne oluyor da yapı değişiyor? Çünkü bunları biz direkt insanların vücuduna uyguluyoruz. Direkt orada üretilen metal alaşım, kompozit malzemeler, ne bileyim, bir kafatası parçalanmış bir insanın o kafatasına direkt üç boyutta şekillenim hazırlanarak yazılımla, lazer imprinting yöntemiyle, lazer melting imprinting yöntemiyle o üç boyutlu tasarlanan yapıyı doğrudan takıyorlar insanlara. Bu ameliyatla yapılıyor. Ama biz dedik ki ya bu malzemelerin nanoskopik nanotozlarına bile baktığımızda yapıları çok farklı gelebiliyor. Bir yıl aldıkları nanomalzeme, ikinci yıl aldıkları nanomalzemeyle birebir aynı olmayabiliyor. Bunu kontrol edecek kim var? Bizler varız. Kontrol edip üretim anında, ne bileyim, üretim tablasının açısı, buradaki çalışma üretim tablasının açısına bağlı olarak nanoskopik yapıda değişim var mı yok mu incelemek adına yapıldı. Ne bileyim, fırında bekletiyor, erime sıcaklığına bağlı olarak yapıldı çalışma yine. Aynı zamanda soğutma anında kullanılan yöntem, fırında mı bekletiliyor, argon gazında mı soğutuluyor. Bunlarla ilgili bütün üretim parametreleri tek tek incelendi. Öğrencim Ahmet Bayırlı bunu çok rahatlıkla inceleyebildi. Yayınlar da çıkarttık. Daha da geliyor yayınları inşallah. Burada mesela 4 nolu örnekte 50 derece, yani burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane örnek var. 90 derecede üretilen örneğin elektron yoğunluğu, yüzey morfolojisini görüyorsunuz bakın. Elektron yoğunluğundaki dalgalanmalar, yüzey girintili çıkıntılı. Burada da 50 derece civarında olan, aslında bu 45 derecede daha iyi sonuç veriyor ama biz bu arayı taramıştık. 50 derecede çok daha düzgün bir yüzey. Yani bir leğen kemiği tasarlayıp nanokompozitle hazırlayacaksanız 50 derecelik tablo açısıyla üretmenizde fayda var. Ya da diş implantı yapıyorsunuz, ne bileyim, kemik dokuya çok sıkı sıkı tutunmasını istiyorsanız, o zaman ara yüzey alanının iki doku arasında girintili çıkıntılı olmasında fayda var. Yani bunları optimize ederek hangi amaç için hangi implantı kullanıyorsanız ona göre tasarımda bulunabiliyorsunuz nanoskopik yapı kontrollü tasarım için. Bir diğer öğrencim de yüksek lisansını tamamladı. Şimdi de Ankara Üniversitesi'nde doktora öğrencisi Pınar Kaya adlı öğrencim. Sinkrotronda birlikte deneyler yaptık. İşte piyasadaki bu liquid fondötenler vardır, bayanlar bilir. BB kremler vardır. Bunların nanoskopik deri uygulamalarına bakıldığında ara yüzeyde ne oluyor? Sağlıklı mı değil mi? Bunları test ettik. En önemlisi saç spreyleri. Bakın ben de çok kullanıyorum aslında. Saç spreylerinin insanın farklı saçlarını davranışları, sarışın olan, esmer, kumral, ne bileyim, kıvırcık ve düz saçlı olanlar için baktık. En önemlisi de ne oldu bakın çocuklar, öyle bir saç spreyi piyasası var ki bu spreyler mikro ölçekteki yapıyı değiştirdikleri gibi ta melaninin keratini geçiyor, melanin nanoskopik yapının içine kadar difüz edebiliyor. Dolayısıyla biz aslında saçlarımıza çok zarar veriyoruz. Aslında genetik yapımıza bile zarar verebilecek düzeyde, makromoleküler düzeyde bu yapılar difüz edebiliyorlar. Keratinin, bakın buradaki keratin maddesi içerisindeki melanin granüllerinin üzerinde bile kaplama etkisi söz konusu olabiliyor. Bunu da tezindeki çalışmayla Pınar Kaya arkadaşımız gösterdi. Grubumuz dediğim gibi küçük bir grup aslında, dinamik bir grup. Sürekli yüksek lisans doktor öğrencileri değişiyor. Akademik kadrolar olmadığı için bölümümüzde yükselme, ne bileyim, yardımcı olma,
doktor, doçent olma, profesör olma olanaklarımız çok yok, eskisi gibi değil. O bakımdan uluslararası düzeyde gençlerimize burslar bularak, projelerde bursiyer olarak çalıştırarak destek olmaya çalışıyoruz. Laboratuvarımızda deneysel çalışmak da kolay değil. Onları ayakta tutmak için deneyleri, deney sistemlerini sürekli projeler veriyoruz. Yani maddi kaynak varsa laboratuvar ayakta kalabiliyor. O bakımdan hep iş güzel işler yapılıyorsa kaynak bulma imkanınız var. Kaynak buluyorsanız gençleri yetiştirme imkanınız oluyor. Gençler çalışırsa yeni projelerde görev alabiliyor. Hepsi birbirine bağlı bir süreç, hızlı bir süreç ama zorlu bir süreç. Bakın pandemi var ama biz halen çalışıyoruz. Burada sürekli çalışmalarımız aktif. Hatta Gözde'cim burada kulakları çınlasın, belki dinliyordur diyeceğim ama bugün çok çalıştılar, gitmiş olabilir. Bebişimiz olacak, burada görüyorsunuz. Bebişimiz olacak inşallah. O bile bu haliyle son derece doktora çalışmasını sürdürüyor başarılı bir şekilde ve bugün gördük Kazakistan'dan getirdiğimiz dünyaca ünlü zeolitlerin içerisine hem kimyasal hem fiziksel yollarla hidrojen depolayabildik. Bugün yeni çıktı, birkaç saat önce sonucumuz çıktı ilk örnekte. Ve bu da bizim için çok olumlu bir gelişme oldu. Çünkü bunları pil yapımında da kullanabileceğimizi gösteriyoruz. Aynı zamanda çevre odaklı da kullanabilecek malzemeler. Kazakistan'da da çok güzel işbirliklerimiz var. Pandemi çıkmadan bir hafta önce ben Kazakistan'daydım. Hatta bu en son kozmonot yetiştiren bir Zanzurgov Üniversitesi'nde davetliydim. Ortak projemiz zeolitler üzerine, onlarla devam ediyor. Orada aslında kozmonot yetiştiren bir fizik bölümü var. Orayla da ortak işbirliğimiz var. Buradan iki stajyer gönderebilme garantisi aldım. İnşallah ben oraya gittiğimde o gençleri de yanımda götüreceğim. Orada istihdam edeceğim. Bedava konaklamaları olacak. Belki yol paralarını birazcık birlikte denkleştiririz. Ama şimdi dolar euro fırladı gidiyor. Gerçi ona göre de bir bütçe ayarlayabiliriz. Yani demem o ki, etkin çalışıyoruz. Ürünlerimiz, hatta patent alma aşamasında olan ürünümüz var. Daha yeni patent başvurularımız olacak. Çalışmalar iyi gidiyor. Sizler de bu bayrağı ileriye taşıyacak olan genç dinamik neslimizsiniz. O bakımdan bizim için değeriniz, öneminiz çok büyük. Hevesiniz çok önemli. Yani istikrarlı bir şekilde, hani sadece çalışmak yetmiyor. Heves de çok önemli. Motivasyon, hedefleriniz çok önemli. Bu doğrultuda ilerlerseniz çok şey kazanırız. Hem biz bölüm olarak kazanırız, hem ülke olarak kazanırız, hem üniversite olarak, hem dünya olarak hepimiz kazanırız. Çok teşekkür ediyorum. Umarım sıkılmamışsınızdır. Farklı, dediğim gibi, çalışmalarda olabilir. Biyolojik çalışmalarla ilgili de başka bir etkinlikte zaten anlatmaya çalışacağım bazı bilgileri. Teşekkür ediyorum hepinize dinlediğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Çok teşekkürler. Siz de bizi kırmayıp sunum yapmayı kabul ettiğiniz için. Şimdi şey arkadaşlar, sorularınız varsa alabiliriz. Hatta direkt ben, şu an sesim geliyor değil mi benim? Geliyor, geliyor. Evet. Tamam. Ben de şeyi soracaktım hocam bu arada ya. Bu nano malzemelerden bahsederken siz tabakalar arasında hava ve su ara yüzeyleri demiştiniz. Evet. Onların kullanım amacı tam olarak nedir hocam? Ben orayı tam anlamadım. Mesela şunu düşünebilirsiniz. Ya bebek bezlerini düşünün. Bebek bezlerinde diyelim ki gözenekli polimer yapılar kullanılıyor. Hidrojeller kullanıyor. Şimdi siz diyelim ki şurada belki kalemle daha rahat olabilir mi bilmiyorum. Şu sol üst köşeye yazmaya çalışayım. Diyelim ki şimdi şöyle nano gözenekleriniz var. Bakın böyle yuvarlak yuvarlak nano gözeneklerimiz var. Yarı çapını ölçtüğünüzde bunun aynı boyutta. Ama bu gözeneklerin gene aynı yarı çapta olup da girintili çıkıntılı yüzeylerin olduğunu düşünün. Bakın böyle ya, böyle. Gözükmüyor ya. Gözükmüyor mu? Aynen. Şöyle diyeyim. Bir portakalı düşünün. Tamam mı? Hı-hı. Portakal. Aynı portakalı alıyorum. Birinin yüzeyi çok düzgün. Aynı boyutlu diğer portakalı alıyorum. Yüzeyi girintili çıkıntılı. Bakın boyutunu ölçtüğünüzde yarı çapı ya da çapı aynıdır. Ama ara yüzey alanı girintili çıkıntılı olan da çok daha fazladır. Şimdi bu bebek bezlerinde oraya ne oluyor? Su dolduğunda o Van der Waals bağları, hidrojen bağları kırılarak o gözenek çok daha büyüyerek su depolama özelliği daha fazla olabiliyor.
Yani bunu sadece bebek bezleri gibi düşünmeyin. Bu Amerikan ordusunda da kullanılabiliyor. Irak Savaşı'nda ya da başka yerlerde kanamalı hastalar mesela var. İç yaralanma olmuş, ne bileyim açık yaralanma. Direkt bu tür hidrojelleri yaraya bastırıp aynı oradaki kanı daha sonra kullanabilecek duruma getirebiliyorlar. Serize edebiliyorsun, koruyabiliyorsun. O gözenekler içine hapsedebiliyorsun. Yani bunların pek çok uygulaması var. Diyorum ya, bugün biz çok mutluyuz, işte o gözeneklerin içerisine hidrojen dop etmeyi başardık. Yani Sadece dop. hidrojen kullanarak burada biz Evet. aslında yüzey alanından tasarruf mu etmiş oluyoruz hocam? Şöyle, hidrojen depolamak amacımız ileride hidrojeni enerji olarak kullanmak istediğimiz için depolamaya çalışıyoruz bir. Hmm, Bir evet çok ikincisi de mantıklı. lityum iyon pillerde biliyorsunuz elektrik akımı sağlayacak potansiyel farkı oluşturabilecek malzemeler önemli. Bir tarafında hidrojen çok diyelim, diğerinde az var. Arada potansiyel farkı oluşturabiliyorsunuz. Evet. Çok küçük boyutta piller yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu teknolojiler için pek çok amaç için kullanmak mümkün. Sağ olun hocam. Hocam ben bir soru sorabilir miyim? Tabii canım. Az önce sayfayı geçerken Sahip için bir proje önermiştik dediniz. Hala devam ediyor sanırım, o roketlerle alakalı kumaşlardan bahsettiniz. Ben şeyi tam olarak anlayamadım. Bu roketlerde hatta şeyden de bahsettiniz, emilimden bahsettiniz, görünmemesi için ya da Evet, roketlerin evet, zarar evet. görmemesi için. O kısım tam olarak nasıl oluyor? Yani bir rokete bir şimdi tam olarak bağlaştıramadım ben orada kumaşla Şimdi roket şöyle arasındaki düşünün, bağlantıyı. şimdi bu ilk çalışmayı yapmadan önce bir araştırma yaptığımızda, roket sahanda çalışıyor ya öğrencim, hocam dedi ya biz dedi roket paket halinde geliyor. Paket halinde biz bunu açarken bile elektrostatik yükleme söz konusu olabiliyor. Çıtır çıtır şarjlar, deşarj olma anına denk gelebiliyoruz. Bu Allah esirgesin rokette tetikleme yapabilir. Farklı bir etki yapabilir. Çünkü o da bir teknolojik ürün. Bu olabilir dedi. Ya dur dedik, o zaman onun önüne geçelim. Bunu ne bileyim ortadan kaldırabilecek, elektrostatik yüklenmeyi engelleyecek bir malzeme içerisine sarılması gerekirden yola çıktık. Ama işin ilginci bu tür malzemelerde sadece ve sadece koruma maksatlı değil. Dışarıdan mesela bir sinyal gönderip uçakta bulunan bir roketi siz atabilirsiniz dışarıdan müdahaleyle. Yani amaç şu: elektromanyetik dalga ne olacak? Elektrik alan bileşeni, manyetik alan bileşeni var. Siz bu bileşenleri bir şekilde ya roketten uzaklaştırmaya çalışacaksınız ya da bunları soğurmaya çalışacaksınız. Rokete zarar vermemesi için. Bunu roketi istem dışı kullanmaya yol açmamak için. Bunun için boyalar üretilebiliyor. Bunun için dediğim gibi yalıtım malzemeleri tasarlanabiliyor. Biz de bu malzemelerden biri. Bir de mesela bir Amerika'da deniz altında bir gün bir ölüm gerçekleşiyor. Denizaltı biliyorsunuz çok küçük hacimlerde insanlar üst üste, teknolojik aletler üst üste kullanılıyor. Adam mühendis, oradaki subaylardan birisi vefat ediyor. Ya niye vefat etti? Kalp krizi mi geçirdi? Ne oldu? Otopsi yapıyorlar ve iç organlarında yanık teşhis ediyorlar. Ve bu yanık teşhis ettiklerinde bu yanığın nedeninin orada o kadar çok cihaz kullanılıyor ki birinin yaymış olduğu elektromanyetik radyasyonla diğerinin yaymış olduğu elektromanyetik radyasyon rezonansa gelebiliyor. Rezonansa geldiğinde işte oradaki insanlara bedensel fonksiyonlarını etki edecek zararlara kadar yol açabiliyor. Dolayısıyla bu Peki tür biz yalıtımlar çok önemli. burada bu kumaşları kullanarak aslında yalıtım yapmış oluyoruz, değil mi? Yani Kesinlikle. Yani EMD anladım. şildi oluşturuyoruz. Mesela uzaydan ne bileyim elektromanyetik radyasyon geliyor, gama ışınları geliyor. Ya yani gama ışınlarını vücudumuza değsin istemiyoruz, değil mi? Mesela LB filmlerde çalışmamızın da nedeni o. LB filmler diyorum çünkü kusura bakmayın. BB kremlerle, ne bileyim özel güneş yanığı önleyici kremlerle çalışmamızın da amacı o. Yani burada vücudumuzu korumanın ötesinde yarın bir gün evlerimizi koruma durumuna geleceğiz. Evin içinde hapsolup o zararlı ışınlardan korunmanın yollarını araştıracağız. Üstümüze giydiğimiz giysilerle korunmaya çalışacağız. O bakımdan bu zararlı ışını absorbleyecek ya da saçacak, vücudumuza geçirmeyecek olan malzemelere ihtiyacımız var. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim hocam. Bir de şeyi ben hemen sorayım. Yani şey genel olarak bu sunumu biz arkadaşlar topluluk olarak YouTube kanalımızda da paylaşıyoruz.
Hani ona göre şey, haberiniz olsun. Tekrar. Aslında sorun değil. Hani o bir tane çalışmamız var orada ama o bir görsel, hani çok şey değil, orijinalliği bozmayacaktır. Paylaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Zaten pek çok yerde yaptığımız konuşmaların benzer bir çalışması oldu. Ama tabii ki sahip projesinden patent çıkma durumu var ama patentlik bilgi vermedim daha burada. Yani o tür ayrıntıları vermediğim için hazırlıkla, hazırlamayla ilgili sorun olmaz diye düşünüyorum. Tamam. O Var zaman bir mı soru da başka ben soru? sorabilir miyim? Tabii ki. En son bahsettiğiniz projede hidrojen depolama ile ilgili bir şeyler bahsedildi. Benim de aklıma şey geldi. Bu büyük uçak şirketleri hidrojenle çalışan uçak projelerinde genelde uçakları çok büyük böyle tombul tombul tasarlıyorlar. Çünkü hidrojen sanırım birazcık hacimli bir gaz diğerlerine göre. Evet. Peki hani çok küçük boyutlarda çalışıyoruz. Bu hidrojenin büyük hacmi bize bir sıkıntı çıkarıyor mu bu konuda? İşte zaten zeolitlerle falan çalışırsak bu çok önemli olacak. Biz burada zeolit gözeneklerinin arayüzey alanları çok geniş. Yarı çapları çok küçük ama yüzeye tutunabilecek hidrojenlerin sayısını artırmanın yolundayız biz. Mesela ne diyoruz? Bazı malzemeler geliştiriyorsunuz. Bu malzemelerle bilgiyi depolamaya çalışıyorsunuz. Bilgiyi depolamak için nano malzemenizin yüzeyinin alanını artırmaya çalışıyorsunuz. Ne bileyim, bir küresel yapı yerine kübik bir yapı yapmaya çalışıyorsunuz. Öyle değil mi? Niye? Aktif olan yüzey alanını artırabilirseniz o kadar çok küçük hacimlere ister bilgi depolayın, ister gaz depolayın, ister başka bir şey yapın, aktif hale getirin. Bunun olasılığını artırıyorsunuz. Teşekkür ederim hocam. Başka yok herhalde soru, değil mi? Başka sorusu olan yoksa ben bir soru sorayım hocam. Sor Kadir'cim. Bu sunumunuzda fark ettim de bazı şey grafikler mesela MATLAB'da hazırlanmışa benziyor. Ne tür analiz programları kullanıyorsunuz hocam bu yaptığınız çalışmalarda? Valla Kadir'cim güzel bir soru sordun. Hani diyorum ya, bazı o kadar çok proje veriyoruz ki bu verdiğimiz projeler kimisi cihazlarla ilgili, satın alma ile ilgili, kimisi ne bileyim bir destek ünitesiyle ilgili, kimisi ne bileyim malzemelerle ilgili satın alma işlemleriyle ilgili, kimisi öğrenci bursiyerleri, en önemlileri de aslında yazılım eksiklerimizi gidermeyle ilgili. Çünkü öyle yazılımlar var ki dünyada kullanılan, mesela bazı insanlar geliştirmiş bunu ama satın alamıyorsun ya da yazamıyorsun. Mesela yazmak için bu bilgisayar mühendisi olan arkadaşımız Ahmet Bayırlı, dedim ya, doktorasını implantlar üzerine yapan. Çok güzel yazılım yazdı. Biz dedik ki hani normal elektron mikroskobuyla yapıyı gördüğünüzde gözünüzle inanıyorsunuz. Gerçek uzayda görüyorsunuz. Ama X ışınlarıyla, Fourier analiziyle yaptığınızda şekli çiziyorsunuz. Şimdi dedim ki ya Ahmetçim, dedim biz, dedim bu yapıyı biliyoruz. Birbirine göre uzaklık dağılımlarını belirliyoruz ama bu uzaklık dağılımlarını tersine çevirebilir miyiz? Uzaklık dağılımından giderek gerçek görüntüdeki sen fotoğrafı gibi bir görüntü elde edebilir miyiz? Yaptı, biliyor musunuz? Yani yazılımla çok güzel bir proje kapsamında uzaklık dağılım fonksiyonunu çok güzel hem sen görüntüsünü modifiye ederek, yazılımda kullanarak bizim elde ettiğimiz morfolojileri, çizdiğimiz, elimizle çizdiğimiz morfolojileri elde etti. Hem de elimizle çizdiğimiz morfolojilerin gerçek veriye fit edip edemeyeceğimizi gösterdi. Aynı zamanda mesela dünyada bir hoca çalışıyor bunu. Ya dedim, bunu bizim görmemiz, bulmamız lazım. İşte elektron yoğun, hani en son implantlarla ilgili bir elektron yoğunluğu haritası gösterdim ya, böyle üç boyutlu yüzey düz kalça Evet. kemiği implantıyla öbürü. Onu mesela ya satın alacağız, alamıyoruz bir türlü. Çünkü piyasada yok. Yazmak istiyoruz, yazamıyoruz. Direkt yayından buldum hocanın. Hoca da nasıl yaşlı bir insan, biliyor musunuz? Uluslararası kongrelere gitmenin çok büyük avantajı oluyor. Tanıyorsunuz onları. Nasıl yaşlı bir insan? Mektup yazdım dedi. E-posta attım kendisine. Dedim böyle böyle, bizim grubumuzda bu programı çok kullanmak istiyoruz. Ama ne yazabiliyoruz, ne satın alabiliyoruz. Ne olur bize imkan sağlarsanız satın almak istiyoruz. Hani belki sizin bir öğrencinize de faydası olur. Adam gerçekten iyi niyetimize inandı ve bize
çok düşük bir bütçeyle o yazılımı verdi. Satın aldık projeden ve ondan sonra artık daha da ileriye gidebiliyoruz. Ama kendimiz de yazmaya çalışıyoruz. Yani sadece biz burada yapı analizi yapmıyoruz. Malzeme tasarlıyoruz, malzeme yapıyoruz, patent alıyoruz. O tasarımları endüstriye dönüştürüyoruz. Mesela saç spreylerinden hangi saç spreyi piyasadaki en sağlıklısı onu belirledik. Yayınımızı yazdık. YÖK'te görülüyor sistemde. Hangi film cildimizde kullanılan krem önemli. Daha bunun gibi çok çalışma var. Hani biyolojik çalışmalardan yara örtüsü çalışmalarımız var. Yani aklınıza gelebilecek pek çok konuda çalışıyoruz. Yayınlarımız da çıkıyor çok şükür ve projelerimiz de çıkıyor. Patentlerimiz de sırada inşallah ama en önemlisi sizin genç olarak yetişmeniz. Hevesli gençler inşallah bizleri çok daha iyi yerlere taşıyacak. Biz o kadar çok başarılı değiliz sizler gibi. Sizlerin çağınız mı diyeyim artık çok daha dinamik. Bebekler bile Estağfurullah. yani 2-3 yaşındaki çocuklar bile cep telefonu kullanmayı öğreniyor ya. Biz o kadar iyi değiliz o konuda yani. Evet. Sağ olun hocam. Bakalım. Başka sorular? Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Hocam, biz sonda yaklaşık 10 TB elektrovolt enerjiyle çalıştıklarını biliyoruz ama siz deneylerinizde giga elektrovolt mertebesinde çalıştığınızı söylediniz. Oradaki şey X ışını değil, oradaki hızlandırıcıların çıktığı yüksek enerji. Yani biz burada büyük sistemde normalde biz X ışınlarıyla çalışıyoruz. X ışını aralığı zaten 100 kilo elektron volta kadar diyebiliriz. Yani onun enerji aralığı var. Oradaki depolama halkalarındaki elektronların dolaşma enerjileri diyebiliriz. Yüksek hızlarda işte ne bileyim ışık hızına yakın enerji şey dalga boylarında ışıma yapabilmesi için elektronları hızlandırdığımız enerjilerden bahsediyoruz. Bu yani şey X ışınları ile ilgili durum değil, tamamen elektronları hızlandırmak için Tabii anladım. oradaki sistem büyük sistemler. Orada elektronlar 300-400 tane işte elektron her bir bançta ki o depolama halkasında çok sayıda banç var. O elektronlar birbirlerine değmeyecek. O elektronlar etraftaki işte vakum tüplerinin içine değmeyecek, yok olmayacaklar. Bütün amaç onları birbirine değmeden o bançlar halinde yüksek hızlarda dolaştırmak. Enerjilerini kaybediyorlar. Radyo frekans dalga boyunda radyo frekans bölgesindeki enerji artırıcı cihazlarla onların enerjilerindeki kayıplar da önlenmeye çalışıyor. O yüzden depolama halkasında dolanan elektronların da bir ömürleri var. O mesela Elektra'da 2-3 günde devam ediyordu o ömür. Şimdi ne oldu bilmiyorum tabii benim 2004 yılından bahsediyorum. Yani bir hafta ömrü olanlar var. O tamamen kullanılan deneysel sistemlere bağlı olarak. Biz o bölümle hani elektron hızlandırma ile ilgili operatörler var. Siz orada user olduğunuzda sizinle iletişime geçiyorlar. Dev ekrandan işte kullanabilirsiniz. Kaydı sistemi açabilirsiniz. Hangi user geldi? İşte hangi malzemeyle çalışıyor? Bunların hepsi kontrol altında oluyor. Aslında imkan olsa o görselleri de sizlerle paylaşmak isterim ama daha sonra inşallah. Anladım hocam. Bir şey daha soracağım. Hocam ben geçen yıl sizden laboratuvar almıştım bu arada. Laboratuvar dersi almıştım. Şimdi mesela biz deneylerimizde bir deney yaptıktan sonra olası hataları tahmin edip bunları raporlarımıza ekliyoruz ya. İşte bu Evet. hatalara ne diyoruz genelde? Kalibrasyon hataları diyebiliyoruz, ölçüm hataları diyebiliyoruz, işte anlamlı sayılardan oluşan hatalar vesaire diyoruz. Ya da kendimiz ölçüm aldığımız için bu tarz şeyler diyoruz ama siz bu tarz büyük deneylerde, siz deneyi yaparken ne tarz hatalarla karşılaşıyorsunuz deneylerinizde? Şimdi şöyle ölçtüğün fiziksel niceliği nasıl ölçtüğüne bağlı. Mesela biz burada küçük rezidü topçukları kullanıyoruz elektron yoğunluğu haritasını oluştururken. O küçücük rezidü topçuklarının boyutu artı eksi. Artı eksi sapma değerden neyse o değere bakıyoruz. Mesela eğer bir fit yapıyorsanız, yapı modelimizi kuruyoruz ya, yapı modelimiz elde ettiğimiz saçılma profiliyle çok iyi uyum gösteriyorsa, bu uyumun iyi olduğunu gösteren ki kare analizleri var. İstatistik fizik dersini aldığınızda aslında bunları çok rahatlıkla göreceksiniz. Oradaki ki kare değeri bizde mesela 7 civarından düşük olması gerekiyor. Saks analizlerinde. Yani çok küçük olamıyor. Ama normalde ki kare işte birden küçük olsun deriz.
Ama SACS analizlerinde 7'nin altındakiler kabul ediliyor. Artı eksi ölçmüş olduğunuz, bakın deneyde, laboratuvarda ölçmüş olduğunuz her fiziksel niceliğin artı eksi precision değeri diye geçer. Onu mutlaka belirtmeniz lazım. O da ölçüm yaptığınız sistemin hassasiyetiyle ilgili. Bunu birinci sınıfta da aslında vernierli kompas, mikrometre vesaire bunları kullanarak öğrendiniz. Ama birden fazla matematiksel bağıntıyla bir incelik hesaplıyorsanız, o zaman logaritmik hata hesabıyla o artı eksi bir hesap varsa onun hesabına da o artı eksi değişimi diye ölçtüğün değerdeki precision değerini belirleyebiliyorsun. Yani genel olarak yine ölçümden kaynaklı, ölçüm aletinden kaynaklı hassasiyetler diyebiliyoruz, öyle ölçüm mi? Ölçüm aleti ve sistemlerinden, deney sistemlerinden kaynaklı, yaptığın analizlerden kaynaklı hatalar verilebiliyor. Tabii ki sistematik hatalar da var. Mesela ne bileyim şehir gerilimindeki değişim. Mesela eğer biz deney yapıyorsak, eğer kalibrasyonumuz iyi değilse, dedektörümüzün kalibrasyonu iyi değilse bunu doğrudan anlıyoruz sonucumuzda. Aa, burada kalibrasyonda sorun var deyip geri dönüyoruz. Çünkü sistematik bir hata olduğu görülüyor. Bizden ya da bizim dışımızda kaynaklanan hatalar da olabiliyor. Sadece deneysel hata değil. Hı-hı. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Var mı başka? Yok herhalde. Başka, evet. Yok sanırım. Tamamdır o zaman. Ben hocam, çok teşekkür ediyorum sizlere. Hocam asıl biz teşekkür ediyoruz. Valla ne güzel sorular da geldi. Yani. Bayağı bilinçli sorular da soruyorsunuz. Vallahi gurur duydum sizinle. Yani geleceğimiz bence hiç ne diyelim endişeye mahal vermeyeceğimiz şekilde çok daha başarılı çalışmaları bekliyor geleceğimiz bence. O bakımdan evet, çok gurur duydum. Teşekkür ediyorum hepinize. İnşallah zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz tekrardan. Çok memnun oldum canım. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hepinize başarılar diliyorum derslerinizde. Hoşçakalın. Hoşçakalın hocam. Bugünkü etkinliğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Katıldığınız için size de çok teşekkürler. Yine zaten ilerleyen etkinlikleri de sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Orada yayınlıyoruz. Evet, önümüzdeki konuşma, fizik konuşmalarında görüşmek üzere. İyi akşamlar.